beni en çok etkileyen filmlerden bir tanesi. Bu adam ya gerçekten çok iyi oyuncu ya gerçekten ibne. Zamanın ötesinde çekilmiş filmler. Benim için dünyada çekilmiş en iyi üçlemedir. Arabanın içinde benim olmam istendi çünkü görünürdüm. Klostrofobik olmasam bile gerçekten çok rahatsız etmişti beni. Merhaba Cem. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Gayet güzelim, gayet iyiyim. Biz de öyle gördük zaten. Öyleyimdir. Sağlığıma dikkat ediyorum. Dolayısıyla da güzel günler diyelim. Süper. Bunun devamını diliyoruz. Her zaman güzel günlerin olsun. Hepimize inşallah. Cem, bugün neden bir aradayız? Benden film önerisi istediniz. Evet. Ben de aklımdakileri toparlayıp sizlere sunacağım. Evet. Ama bu film önerileri senin hayatın boyunca izleyip gerçekten anormal derecede etkilendim dediğin filmler olacak. Tabii ki. Peki, o zaman senden ilk film önerini alalım. Yakın zaman olarak benim hayatımı en çok etkileyen ve olursa ne olur'u en çok düşündüren film tabii ki benim kültlerimden Lucy. Besson filmi. Scarlett zaten ilahimiz bizim. Ama film olarak da anlatım olarak da çok iyi. Çekim teknikleri çok iyi. Senaryosu iyi. Oyunculuklar iyi. İyi. Güzel. Evet. Lucy beni en çok etkileyen, bu yakın zamanda en çok etkileyen filmlerden bir tane. Sana kesinlikle katılıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Luc Besson'u zaten gene döktürmüş. Evet. Yerli filmlerden, bize ait olan filmlerden en çok etkileyen Aşk, Büyü vesaire. Güzel bir hikayesi var. Selen Üçer ve Ece'nin muhteşem oyunculukları. Adanın en güzel halinin resmedilmesi ve hikayenin dantel gibi işlenmesi beni çok etkiledi. Bunu Ece'ye de söyledim, Selen'e de söyledim. Çok iyi performanslar. Sonra tabii ki Ali Atay filmleri. Limonata ile başlayan. Muhteşem serileri, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü benim en sevdiğim filmler arasında yeni sinemamız olarak. Geriye doğru gidersek hem hikayesi hem müzikleriyle, oyunculuklarıyla, Spielberg tabii ki, Schindler'in Listesi. Müziği zaten efsanedir. John Williams ve Isaac Perlman ortak çalışması diyelim. Çok etkiler beni. Gene Castaway. Tom Hanks filmlerinden örnek verecek olursak. Sonra Mel Gibson filmleri. Olursa ne olur diye en çok çektiğim Kadınlar Ne İster filmi. İlgimi çeken bir film olmuştu. Mel Gibson'ın çok ilgimi çekmişti. Çocukluğumun kül filmleri. Sonra beni en çok etkileyen filmlerden bir tanesi Yeşil Yol. Tom Hanks'in oynadığı. Tom Hanks filmleri diye bir gerçek var tabii değil mi? Ki. Aynı zamanda bir de şey var. Neydi, bizim Mystic River diye bir film vardır. (Gülüyor)
şampen oyunculuğu dediğimiz muhteşem. Hatta Robert De Niro'nun bir törende söylediği bir şey var. Milk filminden sonra bu adam ya gerçekten çok iyi oyuncu ya gerçekten ibne. O yüzden şampen benim için bulunmaz aktörlerden bir tanesi. Kaç oldu? Vallahi ben sayamadım. Herhalde 6'ya kadar geldik diye düşünüyorum. 6 tane falan oldu galiba. Yerli filmlere dönelim gene. Beni en çok etkileyen filmlerden bir tanesi. Çok ilginçtir. Kibar Feyzo. Çok büyük sosyal mesajları olan çok ince bir filmdir. Muhsin Bey. Şener Şen'in muhteşem bir filmdir. Eşkıya'yı onlar zaten kültlerimiz saymıyorum bile. Yerlilerimizden vereceğim örnekler bunlar. Yabancı filmlere dönersek gene Matrix serileri. Güzel üçlemeler, zamanın ötesinde çekilmiş filmler. Godfather. Tabii ki benim için dünyada çekilmiş en iyi üçlemedir. Gerek kadrosu, gerek müzikleri, gerek hikayesi. Tabii asla kitabı kadar değil. Mario Puzo'nun kitabı kadar değil. Ama gene de çekilmiş çok iyi bir filmdir. Muhteşem oyunculuklar. Dünyanın en büyük aktörlerinin buluştuğu film diyebiliriz. Sonra gene o ikilinin buluştuğu Heat var. Büyük hesaplaşma. Pacino ve Robert De Niro'nun buluştuğu benim için kültlerden bir tanesidir. V for Vendetta. Tabii ki muhteşem bir filmdir benim için. Sonra Kızım ve Ben var. Severim kendisini. Ben de küçük bir rol oynamıştım. Paramı az verdi ama olsun. Fark et. Güzel film. Mutlaka izlesinler mi? İzlesinler tabii ki. Tamam. Dediğim gibi hani kendi oynadığım filmler var. Poyraz Karayel Küresel Sermaye. İyi bir film çektik. Ben katılıyorum buna. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Güzel bir film oldu. Tabii ki Türkiye'de fenomen olmuş Poyraz Karayel dizisinin aslında spin-off'uydu. Yani dizinin hikayesinin öncesinde başlayıp sonra diziye bağlayacağımız bir işti. O araba sahnesi falan ya çok başarılı. İzlemeyen varsa lütfen izlesin. Taxi Driver filmindeki ünlü Fransız dublörler geldiler. Araba dublörleri. Evet. Çok özel dublörlerle çekilmiş, çok profesyonel sahne. Hatta arabanın içinde benim olmam istendi çünkü görünürdüm. Görünen tek aktör ben olduğum için çok kilolu ve büyüktüm. Benden özel bir izinle, ricayla benim oynamamı istediler. O çarpma sahnelerinin çoğunu ben bir de GoPro ile kendi planlarımı da çektim. Oo. Onlar da filmin içine girdi. Özel bir filmdi. Sonra gene geçen sene oynadığım ve Şampiyonlar Ligi kadrosu Bursa Bülbülü filmi.
Ata Demirer'in ustalık filmi olduğunu düşünüyoruz. Bu ekibin genel kanısı gerçekten finaliyle çok şaşırtan, çok eğlendiren ve çok ağlatan, hepimizin çok çok büyük keyif alarak sete gittiği, setinde bulunduğu güzel bir film oldu Bursa Bülbülü. Yerli filmlerden gene girdim. Bu arada Aşkar'ın, Farhadi'nin filmleri, İran sineması benim için çok önemli. Sinema olarak önemli. İsim isim saymayacağım ama önemli sinema insanlarından bir tanesi. Dediğim gibi hani benim kültlerim bunlar. Beni etkileyen ve olursa ne olurdu çok düşündüren filmler bunlar. Şey var, psikolojik biraz filmlere girersek, Adrien Brody'nin oynadığı The Jacket. Psikolojik gerilim beni çok etkilemişti ve gerçekten o tabutun içinde, kutunun içinde, o cekete sarılı vaziyette kalma fikri, klostrofobik olmasam bile gerçekten çok rahatsız etmişti beni. Oyunculuklar da muhteşemdi. Nixon'ın suikastçısı var. Gene Champagne filmlerinden büyük bir hayransın belli çok ki. Çok büyük hayranıyım kendisinin. Özel bir filmdi benim için. Şu ana kadar diyebileceklerim, söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten herhalde bonuslu bir şekilde tamamladık listeyi diye düşünüyorum. Çok güzel öneriler geldi. Peki sana bir tane daha bir sorum var. Tabii. En çok etkilendiğin oyunculuk şu ana kadar. Yani evet, bu taptı artık. Bunun üstünde görmemiştim dediğin ve aklından çıkmayan hani bir sahne. Godfather'da Al Pacino'nun Michael'ın karısına tokat attığı sahne. It wasn't a miscarriage. It was an abortion. Çocuğumu aldırdım ben deyip de hani o kısacık adamın o uzun boylu kadına uçarak attığı o tokat beni çok etkilemişti. Bir de şey var, aslında ikisini birbirinden ayırmıyorum. Pedere günah çıkardığı yerde Godfather'da şeker komasına girdiği, tatlı bir şeyler verir misiniz dediği sahne. There's an evil within them. What happened? Is it possible that you could get me something sweet? Orange juice, anything, candy. Ben de zamanında bir şeker hastası olduğum için gerçekten çok etkilendiğim bir sahnedir. Gerçekten şeker hastası olmuş orada bence o. Ya şeker hastası ya çok iyi oyuncu. Bu ikileme sen de düştün şu anda. Evet. Peki o zaman çok çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ediyorum. Başka programlarda görüşmek üzere diyelim Tabii mi? Tabii ki, zevkle efendim.